tavukların evcilleştirilmesiyle ilgili ilk veriler M.Ö. 2000 yıllarına tarihlenmektedir. Tarihi bilgilere göre bugünkü evcil tavukların ilk atalarının Güneydoğu Asya'da yaşadığı sanılmaktadır. Güneydoğu Asya ormanlarında yaşayan, bugün de bilinen 4 yabani formun tavuk ırklarının gelişmesine katkısı olduğu veya köken oluşturduğu bilinmektedir. Evcil tavuk soyunun yayılması konusundaki genel kanı, Güneydoğu Asya'da evcilleşen tavuğun Rus steplerindeki kabileler yoluyla önce Avrupa'ya yayıldığı, Hindistan'daki evcilleştirmenin ise Güneydoğu Asya'dan çok sonra olduğu yönündedir. Evcil tavukçuluğun ticari anlamda gelişimi, sanayi devriminin başlamasıyla ivme kazanır. Isı, ışık ve nemin denetlenebildiği ilk modern kümesler sayesinde yüksek üretim kapasitesine ulaşan tavuk çiftlikleri, İngiltere'de 1920'lerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 2. Dünya Savaşı'nın ardından yaygınlaşmıştır. Geçmiş yıllarda tavuk eti, yumurta üretimine göre ikincil bir üründü ve yalnızca yeterince yumurta veremeyen kartlaşmış tavuklar kesilerek satışa sunulurdu. Ancak 20. yüzyılın ortalarında teknolojilerin hızla gelişimi sayesinde et üretimi uzmanlaşmış bir sanayi dalı olarak yumurta üretimini geride bırakmıştır. Kümes yapımı, donanım ve beslenme gibi kümes hayvanları yetiştiriciliğiyle ilgili keşifler ve icatlar artış göstermiş, tavuk ve yumurta üretimi hızla gelişerek dev bir sanayiye dönüşmüştür. Et tavukçuluğunda üretim süresinin çok kısa olması, birim alanda yoğun üretim yapılabilmesi, yemin ete dönüşüme oranının hızı, iş gücünün diğer tarımsal işletmelere oranla daha düşük olması, kırmızı etle kıyaslandığında tavuk etinin ucuz olması gibi nedenlerden ötürü pazarlarda kolayca ve öncelikli yer bulmasına olanak sağlamıştır. İnanılmaz derecede yararlı bir besin maddesi olan tavuk, hindi, ördek ve kaz gibi kanatlı hayvanların yağ ve enerji kapsamları, sığır ve diğer etlerden daha düşük ancak protein bakımındansa daha yüksektir. Yumurta, mineral maddeler, vitamin ve proteinler bakımından çok zengin, lezzetli ve sindirimi kolay, mideyle dost bir tavuk ürünüdür. Tavuk eti ve ürünleri, insan beslenmesinde gerekli olan tüm amino asitleri yeterli ve dengeli miktarda içermektedir. Düşük yağ ve kolesterol oranına sahip olması ve güçlü bir protein kaynağı olmasının yanı sıra B2, B6, B12 vitaminleri açısından oldukça zengindir. Dünya broiler üretiminde başı çeken ülkeler sırasıyla 13'er milyon tonu aşkın üretimiyle Brezilya ve Çin, 11 milyon tona yakın üretimiyle de Avrupa Birliği topluluğudur. 1961 yılında 7,6 milyon ton olan dünya tavuk eti üretimi bugün 90 milyon tona ulaşmıştır. Tavuk ve tavuk ürünleri günümüzün önemli bir sorunu olan yetersiz beslenme üzerinde anahtar konumdadır. Çünkü tavuk doğası gereği hızlı ve kolay üretilebilen en düşük maliyetli gıda ürünü grubunda yer almaktadır. Günümüzde tavuklar genel olarak etçi ve yumurtacı diye ayrı ayrı kategoride yetiştirilmektedirler. Bu sayede her iki yönde çok verimli sonuçlar alınabilmektedir. Öyle ki bir yumurtlama döneminde bir tavuk 330 yumurta yumurtlayabilmektedir. Etçi tavuklarda 1.6 kilogram yemle 1 kiloluk canlı tavuk elde edebilmek artık mümkün hale gelmiştir. Tavuk üretiminin çoğalması ve geliştirilmesi gerçekten de gezegenimizin geleceği için dahiyane bir fikir olarak görünüyor. Parça ve bütün olarak tüketilmesinin yanı sıra tavuk, ileri işleme alanlarında sosis, sucuk, jambon ve salama dönüştürülerek çok geniş çaplı bir ekonomi yaratmaktadır. Ayrıca baharatlarla hamur haline getirilen tavuk eti, kalıplarda porsiyon formuna getirilip özel karışımlı unlara bulandıktan sonra pişirilerek dondurulur.
Metropol yaşamının getirdiği koşuşturmadan zaman bulamayanların tercihi, yarı pişirilmiş ve 5 dakikada hazır hale gelen şinitsel nugget, döner ve benzeri ürünlerdir. Tavuk eti üzerinden bir diğer kazanç kalemi ise günümüzde sayıları hızla çoğalan fast food mağazalarının sunduğu birbiriyle yarışan özel soslu menülerdir. Altı haftada gelişimlerini tamamlayan canlı pilişlerin pazara sunulmasının ilk durağı kesimhanelerdir. Pilişlerin kesilme işlemi Müslüman ülkelerde İslami kurallara uygun şekilde elle yapılırken pek çok ülkede makineler yardımıyla yapılmaktadır. Tavuk, modern tavuk işleme tesislerinde kesildikten 2,5-3 saat içinde 0 ila artı 4 derece arasında soğutulmuş ve paketlenmiş bir ürün haline gelir. Bu pilişlerin bir kısmı kalite kontrolünden geçerek soğuk hava depolarına alınırlar. Bir kısmı ise poşetlenerek paketlenir. Poşetlenmeyen pilişler ise ürün çeşitlendirmesi için parçalama ve işleme bölümüne alınırlar. Tavuk etleri kırmızı etlere oranla bozulmaya daha hassastır. Bu nedenle tavuk etlerinin soğukta saklanmasında depolama sıcaklığı, başlangıçtaki mikroorganizma yükü dayanıklılığını direkt olarak etkilemektedir. Tavuk, taze ve donmuş olarak iki şekilde muhafaza edilebilmektedir. Taze ürünler 0 ile 4 derece aralığında soğutulmuş olarak yaklaşık 2 haftalık raf ömrü etiketiyle soğuk zincir bozulmaksızın marketlere dağıtılırlar. Dondurulmuş ürünlerin raf ömrü ise karkas veya parça et olması ve depolama sıcaklığına bağlı olarak 6 ile 24 ay arasında değişmektedir. Bu işlem -35-40 derece sıcaklığa sahip şoklama odalarında yapılmakta ve şoklanan ürünler -18 derece ile sabitlenmiş odalarda muhafaza edilmektedir. Tavuk üretmek tam bir organizasyon gerektiriyor. Yem ve yavru temini işi çok önemli. Günümüz tavuk çiftliklerinin ise kapasiteleri her gün birazcık daha artıyor. Dünyadaki tavuk üretimi çoktan sığır ve koyunlardan elde ettiğimiz miktarı aşarak 100 milyon tonun üzerine çıktı. 2020 yılında yüksek üretim rakamlarına sahip dünya domuz üretimini de aşarak 120 milyon tonun üzerine çıkacak. İstatistikler en yüksek et üretimi artışının tavukta olduğunu ve bu artışın devam edeceğini gösteriyor. Et ürünleri arasında dünyada en çok ticareti yapılan ürünün açık ara ile tavuk eti ticareti olması da enteresan başka bir konu. Tavuk, yüksek verim potansiyeli ve satın alınabilir en ucuz protein kaynağı olması nedeniyle gelecekte gezegenimizin beslenme sorununun çözümlenmesinde umut vaat ediyor.